Muhterem Müslümanlar, rahmet ve mağfiret, muhabbet ve bereket vesilesi olan üç ayların manevi gölgesi üzerimize düştü. Önümüzdeki çarşamba günü Recep ayına kavuşmuş olacağız. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ise regaib gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bu müstesna günlere ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena, mübarek vakitleri nasıl değerlendireceğimizi öğreten Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Aziz müminler, üç aylar Allah'ın insanlara olan sonsuz rahmetinin bir eseridir. Feyz ve bereketin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bir mevsimdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çok kıymetli ve faziletli olan bu mevsime ulaştığında Cenab-ı Hakk'a şöyle niyaz ederdi. Allahümme bariklana fi racebe ve şe'ben ve belligna ramazan Allahümme Recep ve Şaban aylarını hakkımıza mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır. Kıymetli Müslümanlar, rahmet mevsiminin ilk cemresi Regaib gecesidir. Regaib gecesi, Bizler için büyük bir fırsat. Bu gecenin kadir ve kıymetini bilip Cenab-ı Hakk'a tam bir teslimiyetle yönelmek için gündelik hayatımızı sorgulamak, bu gidiş nereye diye kendimize sormak için, ömrümüzü nerede ve ne uğurda tükettiğimizi düşünmek, ölmeden önce kendimizi hesaba çekmek için dünya ve ahiretimize faydası olmayan şeyleri terk edip Hak ve hakikat mayasıyla yoğrulmak için çirkin ve kötü huylardan arınıp güzel ahlakı kuşanmak için ata ve günahlarımızdan pişman olup nasuh tevbelerle Rabbimizin engin merhametine sığınmak için kişinin kardeşinden anasından babasından eşinden çocuğundan bile kaçacağı hiç kimsenin kimseye fayda veremeyeceği o dehşetli mahşer gününe hazırlanmak için. Değerli müminler, elbette bize düşen Rabbimizin ilahi lütuf zamanları olarak bahşettiği, duaların kabulüne ve günahların affına vesile kıldığı üç ayların manevi ikliminden istifade etmektir. Ancak biz biliyoruz ki Allah'a kul olmak sadece belli vakitlere mahsus değildir. Yılın hangi ayı, hangi günü ve hangi saati olursa olsun kulluk bilinciyle geçirilen her anımız kıymetlidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste Allah azze ve celle'nin şöyle buyurduğunu bize haber vermektedir. Ey Adem oğlu her durumda kendini bana kulluğa ada ki gönlünü zenginlikle doldurup ihtiyacını gidereyim. Aziz Müslümanlar, Dünya ve saadeti Cenab-ı Hakk'a iman eden, sadece O'nun rızasını gözeten ve her anını salih amellerle bereketlendirenlerin olacaktır. Hutbemi Asr suresiyle bitiriyorum. Estaizu billah Vel asri innel insane lefî husr İlla zîne âmenû ve amilussânihati ve tevaşav bil hakki ve sabr. Sadakallahu'l azim. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir.